Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı tarifi ile geldim arkadaşlar. Tatlım hem kekiyle hem de üzerindeki sosuyla çok çok lezzetli arkadaşlar. Hemen tarifimiz için yoğurma kabımın içerisine 8 adet yumurtamı alıyorum ve üzerine 2 su bardağı da şekerimi ilave ederek çırpmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 adet yumurta kullanıyorum. Çünkü oldukça büyük bir tepside yapacağım için e, malzemelerim oldukça bol. Sizler e, daha küçük borcamlarda yapmak isterseniz malzemeyi yarı yarıya düşürebilirsiniz ve yine tatlınızı yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tam 5 dakika boyunca yumurtamı bu şekilde çırpıyorum ve görmüş olduğunuz renge gelene kadar çırpmayı bırakmıyoruz arkadaşlar. Çırpma işlemimiz bittikten sonra hemen üzerine 2 su bardağı kadar elenmiş unumu ilave ediyorum ve hemen bir vanilya, bir de kabartma tozu içerisine ilave ederek düşük ayarda küçük 1-2 dakika daha çırpma işlemi yapıyorum. Ben kekimi yaparken sizler de beni hangi ülke, hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız sizlerden haberdar olmuş olurum ve bütün yorumlara dönüş yapıyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Evet kekim tamamıyla oldu ve hemen dediğim gibi büyük bir tepsimin içerisine kekimin tamamını koyacağım ve pişmeye götüreceğim. Evet bakın kıvamı bu şekilde akışkan olmalı. Evet dediğim gibi tepsim oldukça büyük. Onun için bol malzeme kullandım. Sizler yarı yarıya düşürebilirsiniz küçük borcamlarda yapmak için. Daha önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımda pişmeye götüreceğim kekimi. Önce gördüğünüz gibi içerisindeki havasını alıyorum ve fırınıma götürüyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi sos yapmaya geçtik. 3 su bardağı kadar portakal, taze sıkılmış portakal suyum var. 1 çay bardağı kadar şeker, ve 3 yemek kaşığı kadar da nişastamı ilave ederek hemen sosumu hazırlamaya başlıyorum. Şu gördüğünüz işlemi yaparken ocağım açık değil arkadaşlar ve çırpma işlemini yaptıktan sonra ocağımın altını açıyorum ve hemen kaynamaya bırakıyorum ve karıştırmayı bırakmadan devam ediyoruz. Evet zaten birkaç dakika içerisinde çok çabuk bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Onun için sabırlı olun ve karıştırma işlemini bırakmayınız. Sosumu hemen yaptım arkadaşlar çünkü soğuması gerekiyor. Onun için sosunuzu bu aşamada yapar ve kenara alır. Ara arada karıştırarak kaymaklaşmamasını sağlarsanız çok güzel sos elde etmiş olursunuz. Evet kekim kısa bir süre içerisinde pişti ve hemen bir kontrol yaptıktan sonra ters çevirerek altındaki fırın kağıdını çıkartıyorum. Ve üzerine soğuduktan sonra 2 su bardağı kadar sütümü ilave ediyorum. Burada kekimi soğuttum arkadaşlar sıcak değil sıcak koyarsanız kekiniz hamur olacaktır. Buna dikkat edelim ve soğumasını sağlayınız. Bu işlemin arkasından da hemen yine bir kabımın içerisine tam 3 poşet krem şantimi alıyorum ve derin dondurucuda soğutmuş olduğum 3 su bardağı kadar da sütümü ilave ediyorum. Çırpmaya başlayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar benim fırın tepsim oldukça büyük olduğu için malzemeler çok gelebilir size ama Sizler e, kabınıza göre yarı yarıya düşürebilirsiniz. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Burada e, krem şantimizi önce 1-2 dakika düşük, sonrasında hızlı bir ayarda çalıştıralım ve tamamıyla bu şekilde olmasını sağlayalım. Evet. Ve hemen kekimin üzerine yayıyorum. Evet arkadaşlar ben bu aşamadan sonra e, buzdolabımda krem şantimi yarım saat kadar beklettim ve sonrasında yine soğutmuş olduğum sosumu üzerine ilave ediyorum. Burada dediğim gibi kesinlikle yarım saat kadar krem şantinizi e, soğuması ve donması için e, yani zaten soğuk ama e, donması için Buzdolabınızda yarım saat bekletmeniz çok çok iyi yararlı olacaktır ve benim burada sosum da soğuk aslında ama yine e, ben bekletmek istedim sertleşmesi için ve dağılmaması için ve arkasından hemen sosumu ilave ettim ve üzerine yaydıktan sonra buzdolabıma dinlenmeye alacağım. Evet arkadaşlar ben 2 saat kadar beklettim çok uzun süre beklemesine ihtiyaç olmadı. Ama sizlerin zamanı varsa 4 saat ve 8 saat arasında dinlendirirseniz çok çok daha ayrı bir lezzet alıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, şahane bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklu aileler için çok çok e, denemeye değer. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.